Merhabalar, tekrardan Çelikli benim burnu bakıyor şu an. Burnu baktığı için iki tane peçeteyle tıkadım. Ondan sesim birazcık ördek gibi çıkabilir. Arada oluyor bana bu. Böyle uyanıyorum. Gün boyu burnu bakıyor. Alakasız bir şekilde. Sonraki gün geçiyor falan. Uyumadığım sürece de geçmiyor bu arada. Öyle bir bokluğum var. Önce ne yaptım onu anlatayım. Daha yeni kalktım bu arada. Animatik ilerlemesi şöyle. Storyboardlar bitti. Line art'a başladım. Dün ruhumu sattım biraz line art için. Ondan şu an birazcık sarhoş gibiyim. Yani uyku sersemi. Uyanamıyorum hala. Elim hala acıyor yani şu an. Kızarmış zaten. Dirseğim falan kızarmış zaten sürekli masada tutmaldan dolayı. Neyse. Animatik öyle. Bugün şeyi konuşacağım. Birazcık iç döküme şeyi olacak bu. Yani arka planını bilemem. Rahatsız olduğum şeylerinden söz edeceğim. O kadar. Diğer eleştiri kanalları gibi. Ben de bir Türkçe rap hakkında konuşacağım. Çok canım çekti çünkü. Şimdi öncelikle ben Türkçe rap ile nasıl tanıştım? Şöyle tanıştım. Ortaokulda kuzenim sayesinde tanıştım ben. Hidra dinliyordu. Bir tek Hidra dinlemiyordu. Arabesk kültürünün patlak verdiği dönemden söz ediyorum. Çoğunlukla arabesk rap dinliyordu. Ama Hidra falan da dinliyordu. Bana da göstermişti Hidra'nın şarkılarını falan. Tabii dalga geçme amaçlı 31 ekranı dinleyip dururdu da. Ben de bir merak ettim işte. Hidra'nın ölüme inattır. Diğer şeyleridir. Politik parçalar vardı o zamanlar. Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Çare var geliyor aklıma. Başka bir şey de gelmiyor. İşte onları dinlerdim ben. Yani politik rap dedi demiş biriyim ben. Ama sadece Hidra üzerinden. Çünkü bilgisayar daha yeni yeni elime geçtiği için internet nasıl kullanacağımı bilmiyorum hala. Bana ne önerildiyse onu dinliyorum o zamanlar. Araştırma yetim yok. Şu anki gibi. İşte Hidra ile başladım ben Türkçe rap dinlemeye. Sonra bir Şanışer dönemim oldu. Ama iyi ki bitti o. Şanışer dönemim iyi ki bitti. Aklıma gerçekten gelmiyor. Neyse işte. Uzunca bir süre Türkçe rap dinlemedim ben sonra. 9. sınıfta falan No.1'i manyak gibi dinliyordum ki şu an hala dinliyorum biraz eski parçalarını ama çok dinlediğim için çok dinleyemiyorum artık. Öyle bir olayı da var onun. Bayıyor yani bir yerden sonra gerçekten bayıyor. Çok dinlediğin için beynin kabul etmiyor şarkıyı. Öyle bir oluyor. İşte No.1 ile devam ettim 9. sınıftan. Sonra Sayan geldi. Sayan da Köst dönemi geldi benim. Otonom Piyade'yi keşfettiğim zamanlar geldi. Otonom Piyade'yi keşfettiğim zamanlar ben böyle aşırı sinirli biriydim. 10. sınıf zaten ergenlik dönemi. Sinirimi kontrol edemiyordum. Şu anda çok kontrol edemiyorum da. İşte. Hatta ben Otonom Piyade'yi o kadar çok sevdim ki şu Brunetta'nın en temelini yani. En temeli bir tane animatör vardı. O animatörün karakterlerini çok sevmiştim. Dedim ben de aynı böyle bu tarz karakterler yapayım. Konusu falan hiçbir şey belli değil falandı. İlk de Brunetta. İkinci varsasyonu da politikti ki hala Brunetta birazcık politik bir seri. Sadece göstermiyorum. Oturtamadığım için göstermiyorum. Webtoon'da zaten görürsünüz birazcık politik olduğunu. Ama çok saçma bir politik. Hiçbir bok bilmeden atılmışım ortaya. O yüzden Webtoon'dakini görmezden gelirim. Neyse. Sayan ve Köstenimi, Otonom Piyade falan geldi. Şehinşehir falan dememe gerek yok. Şehinşehir'in eski parçalarını dinliyordum ben. Ördek Şeyho dedikleri zamanlar yani. Ördek Şeyho muydu öyle bir şeydi. Gaz Şeyho muydu, Ördek Şeyho muydu?
Şeyleri de dinlerdim tabii, yak 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 falan vesaire. Şangeli şarkılarını çok dinleyemiyorum yani. Hiç kulağıma direkler hitap etmiyor, öyle değil yani. Hidra'nın yeni şarkıları da kulağıma hiç hitap etmiyor. Yeni nesil Türkçe rap bana hitap etmiyor. Kısaca yani cüreli rap dedikleri. Şey. Neyse. Direkt bana hitap etmiyor. Sonra ben yine uzunca bir süre Türkçe rap dinlemeyi bıraktım. Şey dinliyordum. Vocaloid falan dinliyordum. Yani No.1'in Pankart serisi vardı. Hatta ben bu Pankart'ı bayağı severim. Yani deneysel işleri severim. Arada dinlerim hala. Pankart'ı uzunca bir süre dinlediğimi hatırlıyorum. Sonra en son Farazi ve Kayra ile tanıştım ben. Farazi ve Kayra hayalet asılı. Onunla tanıştım. Nasıl tanıştım hiç bilmiyorum bu arada. Ya benim kültüm gibi bir şey oldu şu an Farazi ve Kayra. Özellikle Hayalet Aslı albümü. Ya Hayalet Aslı albümü. Yani dendiği kadar bir şeyi var. Sadece bazı yerlerde sample'lar uyuyor. Hadi bre. Her yani bokoluk gibi konuşacağım bir de. Bazı yerlerde sözler garip gelmişti. Onun dışı kendi başına ayrı bir hikaye gibi. Ayrı bir roman gibi. Gerçekten iyiydi o albümleri, Hayalet Üstü albümü. Öyle yani, şu an Farazi ve Kayra dinliyorum çoğunlukla. Sarhoş Palavraları ve Kör Sinekler vesairedir bu albümleri dinliyorum. Albüm isimleri çok uzun olduğu için hatırlayamıyorum. Sarhoş Palavraları ve Nahoş Nidalar geliyor aklıma. Konuya gelecek olursak, yani ben Türkçe rapte neyi sevdiğimi fark etmişsinizdir yani. Deneysel işleri severim. Storytelling dedikleri şeyi severim. Ya kendi hikayesini anlatan insanı severim. Ya rap konusunda. Birazcık da sinirliyse severim. Biraz böyle vokallerde ya da sözlerde takla atan adamları severim. Böyle köste böyle mesela. Köst için şey diyorlar ya, Sayan'ın delirmiş hali gibi. Bence öyle değil. Adam direkten böyle kafayı yemiş. Tamam. Kafayı yemiş ama aşırı bilge biri. Kafayı yemiş, birazcık da sinirli, öyle rap yapıyor. Yani Sayan'ın delirmiş hali gibi değil. Drill kekolardan söz edeceğim. Yeni nesil Türkçe rapten geldi. Öncelikle şunu diyeyim, hiçbir bok bilmiyorum. Onun farkındayım. Hiç de araştırmadım. Bunun arka yüzünü de bilmiyorum yani. Erdik bir video yapmıştı, Büyük Abla Yeter diye vesairedir diye, yani o yüzünü bile çok bilmiyorum ben. Onu diyorum. Sadece bildiğim kadarıyla konuşacağım. Yani bildiğim kadarı değil pardon ya. Yakınacağım birazcık. Çünkü Türkçe rap de Türkçe pop olmaya başladı. Vaktinde bunun şeyini çok yaparlardı. Özellikle Şanışer üzerinden pop yapıyor bunlar falan denirdi. Böyle ciddiye alınmazdı. Şimdi ise yeni nesil pop oldu. Türkçe pop, Türkçe rap pardon. Türkçe rap açıkçası. Türkçe rap desin yani. Hitap eden bir kitlesi vardır. Ona bir şey demem zaten. Ama sözler aşırı basitleşti. Beatler şey oldu. Yani beatler de şey olmuyor. Sürekli böyle tıp 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 tıp. Ya şu sesi duymak istemiyorum ben, sürekli böyle tıp tıp. Sen şey bu. O sesi duymak istemiyorum ben. Sürekli olarak. Mesela farklı farklı sample'lar kullanılabilecekken böyle sürekli aynı temada aynı beat üzerinden gidiliyor. Çoğu aşırı kısa oluyor. En son zaten adını almayacağım ağzıma. Bir tane rapper vardı. Meme olduğu için aşırı ünlendi o adam. Şimdi herkes yakınıyor. Bu adam niye bu kadar ünlü? Abartanlar sizdiniz. Dalgasını geçeceğiz diye ünlü yapan sizdiniz. Yani birazcık da şey olmayın. Yeni bir tabir çıkmış. Gentleman Keko diye. Dur bakacağım ne olduğunu. Elit keko diye bir şey çıkmış ortaya. Arkadaşım sormuştu elit keko ne diye. Yeni nesil rap kekosu değil mi işte? Dedim. Sonra birisi şey yazmış arkadaşım, attım adam.
Dar paçada da aksine bol pantolon, basit tişört moda oldu bu dönem falan demiş. Yani aklınıza gelebilir bu elit köko boku ne olduğunu, yani hafif maskülen, hafif maskülen yalnız. Yani maymun ya. Maymunun rap yapan hali ya. Elit köko bu. Yine maymun ama rap yapıyor bu kadar. Gerçekten bu konuda aşırı şeyim ben. Yani. Türkçe rapte ben hala dinleme açısından 2016 üstüne çıkamadım. Otonom Piyadi'yi falan saymazsak. Hep 2016 öncesi. Ki aşırı eskileri dinleyemem ben. Islamic Force'dur. Fuat abidir. Yani kulağıma hitap etmez nedense. Bilmiyorum nedeni. Belki yeni nesil olduğum için. Çünkü şöyle bir durum da var. Çocuk nesilden nesile. Ne duyuyorsanız kulağınız ona alıştığı için ondan öncesi size uymayabiliyor. Çünkü kulağınız ilk şeyi duymuş. Şu an ne duyuyorsan, çocukken ne duyduysan onu duymuş. Eski şeyleri duymamış. Yani jenerasyon arasındaki farklardan biri de bu zaten. Müzik zevki, kulağa gelen müzik zevki yani. Aşırı eski rapleri dinleyemem ben bu yüzden. Ama yaptıkları işe de saygım var. O konuda bir sıkıntı yok yani, sallamam bunları. Ya bu elit kökodur vesairedir, ya bu tarz şeyleri görmekten artık kafayı yiyeceğim diyebilirim. Yeterince kafayı yedim zaten ama daha çok kafayı yiyeceğim. Çünkü öncelikle tarzınız çalıntı yani. Tarz değil bu. Hem keko olacakmış hem böyle bol giyinecekmiş yani. Şapkanı ters takınca rapper olmuyorsun abi. Bunu bir anlayın öncelikle. Ya da bol giyindiğin zaman hip hopçı da olmuyorsun. Gözüne rimel sen, gözüne siyah rimel sürüp sürekli siyah giyindiğinde nasıl emo veya gotik olmuyorsan, şapkanı ters çevirip bol giyindiğinde de rapper olmuyorsun. Ya da gri dayı bir beresi takınca da rapper olmuyor, anladın mı? Anlıyor. Ya da kaşının üstüne dövme yapınca da rapper olmuyor. Ya da elit keko da olmuyor. Elit keko ne amına koyayım öncelikle yani. Elit keko. Şey gibi bu. Trans lezbiyen. Ya da en iyisi şey ya. Şey gibi ya bu elit keko olayı. Tomboy femboy. Yani hem tomboy hem femboy. Böyle bir şey yani. Anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Ben yeni nesli takip edemiyorum artık. Bak 18 yaşındayım. Bir ay sonra 19 olacağım. Şimdiden zamanı kontrol edememeye başladım. Zamanı yakalayamamaya başladım. Anlamıyorum çoğu şeyi. Gitgide kafayı yiyecek. Yakında galiba. Bilmiyorum ne olacak. Sonumuz ayrı olsun. Neyse ya, Allah konu yine koptudur. Yani ben bu rap camiasında benim param var, benim karım var. Yok, şunu içiyorum, bunu içiyorum. Ortamlarda takılıyorum, mafyayım. Ya, bu tarz şeyleri sevmem ben. Yani, good for you then. Yani, sürekli söz edilmez bundan ya. Good for you. Yani ben birkaç rapper'dan, ama böyle şey rapper, böyle yeni yeni çıkmış rapper yani. Ünlü kişilerden almadım. Böyle komisyon almışımdır. Albüm kapağı tasarımı yapmışımdır. Hani şarkılarına bakıyorsun. Ayıp olacak ama birçoğunun söz kabiliyeti yok. Yani abi böyle bir akım var, ben de dahil olayım kafası gibi bir şey yani. Eğlenmek için yapıyor çok belli. Yani ben de birazcık bir böyle olayım acaba ne olacak falan olduğu çok belli ki bunda bir sıkıntı yok yani. Ben merak ettiğim için bile bir yerimi parçalayacak biriyim yani. Acaba şurayı, acaba o kolu mu essem ne olur diye düşünen biriyim ben de ama ezmiyorum kendimle yani. Sıkıntı yok o yüzden. O kısma da sallamıyorum. En çok muzdarip olduğumuz şey ise artık yani popa döndü. Popçular da rap gibi takılmaya çalışıyor. Ki rap gibi takılmıyorlar bu arada. Yeni nesil rap olarak takılıyorlar. Yani ben senin paranın olduğunu ve diğer şeylerin olduğunu, kadınların olduğunu, ne yapabilirim, ne yapabilirim
Şarkı bok gibi genellikle. Tarzın da bok gibi yani. Ne biçim tarz o? Kendi tarzınız yok. Birbirinizi kopyalıyorsunuz. Ya bu Amerikan rapinde şey var ya, kadın raplerinde. Ya geçen bir klip izledim. Ben arada mashup dinliyorum. Mashup da şey demek. Şarkıları birbirine karıştırıp ortaya bambaşka bir şarkı çıkartıyor. Öyle bir şey yani. Bir tane video buldum. Female rap mashup diye, böyle 20 dakikalık, tamam mı? Nicki Minaj'ın Basin beat ile sadece 20 dakikalık bir mashup yapmış. Orada kadınlar birbirine de aynısı. Upuzun tırnaklar, böyle kaşlar kapkalın, tenler kopkoyu. Hayır, ten rengi açık olan bile kopkoyu. Öyle bir sıkıntı var. Fondöten böyle şey olmuş. Gözleri hep çekik. Dudaklar zaten botoks. Hepsi de kıçından söz ediyor. Kıçından ve memesinden söz ediyor. Ve kaç kişi beni sikti ondan söz ediyor. Yani sizin bunlardan bir farkınız yok yani. O Amerikan female, yani kadın rapinden bir farkınız yok. Şu an kadın rapinden değil, nasıl aklına benim vajinam şöyle, benim vajinam böyle sözleri geliyorsa, sizin de yani gördüğümde benim aklıma bu geliyor. Benim param var, benim şuyum var, ben şu kadar kişi siktim, seni siktim şeyleri geliyor aklıma. Hepiniz de birbirinize benziyorsunuz, bir özgünlüğünüz yok. Yani şöyle diyeyim. Yeni nesle bir uyarım olsun. Ya sizin yüzünüzden rapten soğuyorlar insanlar. Ve kendim bir rap takipçisi olarak, eski rap ama, eski bak. Şu an yeni olarak bir sağ yanı ve köstü takip ederim bak. O kadar yani. Yeni nesle bir şeyim olsun mu yani? Ya bu tarz insanlar yüzünden, bu tarz rapperlar yüzünden Türkçe rap dinlemiyor olabilirsiniz. Yani Türkçe şarkı da dinlemiyor olabilirsiniz. Çünkü bizim yaptığımız işler popüler olayım işleri. Ya açık olalım birazcık. Yani biz her ne yaparsak yapalım, kafamızda popüler olayım, bundan bir şey kazanayım kafasındayız. Yani açık olalım. Yani sanatı sanat için yapmıyor birçoğumuz. Ben bile bazen sanatı sanat için yapmıyorum. Tamam diyorum parayı sevmiyorum diye, ama bir yerden de bir şey gelmez ise yani, ben nasıl yani, tablet bozuldu para gelmiyor mesela, tablet bozuldu ne yapacağım hani, bir yerden sonra da para için yapman gerekiyor da. Türklerin kafası böyle abi, yaptıkları çoğu iş, şu an yaptıkları çoğu iş, ben bundan kazanayım bu kadar yani. Ne bir farkındalığı var, ne bir başka şeyi var yani. Amerikalı götünü gösteren, vajinası hakkında konuşan, sürekli bunun hakkında rap yapan kadın neyse, sen de onun erkek halisin. Bu yani. Olay bu. Yeni nesil, size bir şeyim olacak. Eski Türkçe rapimi dinleyin. Çünkü şu yüzden dinleyin. Çok ağır rapler var. Yani gerçekten aşırı ağır rapler var. Ya insanlar yaşadığı durumları anlatıyor. Çünkü bizim ülkemiz bildiğiniz üzere çok sağlam bir ülke değil. Sürekli başına bir şeyler gelip duran bir ülke. Yani onu anlatıyordu bu rapperler vaktinde ya. Yani onları anlatıyorlardı. Yani bir dinleyin. Fark ederseniz zaten kendi hikayesini anlatan da var. O olayları anlatan da var. Protest rap diye bir şey var zaten öncelikle. Şadişer'in falan yaptığı şeyi diyebilirsiniz. Ama Şadişer aşırı böyle Ekrem İmamoğlu gibi takılıyor yani. Çok böyle şey, nasıl desem, çok eleştirmiyor. Dümdüz bir şey diyor. Haklısın ağabey diyeceğim sözler diyor sadece şu an. Eski protest rapleri vesaire de bakabilirsiniz ya. Çünkü bizim olayımızı anlatmış yani, bizim de yaşadığımızı falan anlatmış. Biz o olaylar olduğunda biz daha böyle çocuktuk yani, aklımız doğru düzgün yerinde değildi ve fark edemiyorduk. Bu adamlar da o zamanlar hakkında rap yapmış insanlar, bunu anlatmış insanlar. Yani o yüzden bir Türkçe rap'e bir şansınızı verin derim. Şu yeni nesil keko rap'ini de bir salın artık birçoğunuz için diyorum. Biz bunlara prim verdikçe bunlar artacak. Korna çalıyor. Bunlara prim verdikçe bunlar daha da artacak. Bunları meme yaptığınız sürece de artacak. Yani bu meme dediğiniz şey, adama belediye başkanlığı kazandırdı. Ya da
Cumhurbaşkanlığı falan kazandırdı. Bu meme dediğiniz şey. Ya elinizden kopabiliyor. Kimin meme yapacağınızı da seçin. Yani anaya babaya küfreden böyle birilerine dönen birini meme yaptığınız zaman ya hayır şey de olmuyor ki. Komik de olmuyor birçoğu. Adam bok yere ünlenmiş oluyor. Bir sürü örneği var internette. Sonradan skandalları çıkıyor ortaya falan. Türkçe rap bok gibi diyenlere bir şey demeyeceğim bu arada yani. Do your own fucking thing. Yani çok bir şey demeyeceğim. Do your own fucking thing. Bu kadar yani. Bu ses kaydı da böyle olsun. Az bir şey boşluk muhabbeti gibi oldu ama tamamen uyku sersemliğime bağlayayım bu durumu. Ben şimdilik gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hip hop'la kalın. Eski hip hop'la kalın. Allah aşkına elinizi rap'le kalmayın. Eski hip hop'la kalın. Hadi birazcık da cringe bir kapanış yapayım. Dur. No respect, fuck peace. Bay bay hadi.